Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere köpek yatağı yaptım. Onu anlatmaya çalışacağım. Şu şekilde ahşaplar vardı. Bunlar beyaz eşya taşınmasında kutunun kolinin içinde çıkan ahşaplar arkadaşlar. Şunlar. Şunlar bizim bildiğimiz köpek tasmasını yaparken videolarımda görmüşsünüzdür. Kullandığım kordonlardan tarzda. Şöyle göstereyim. Zımba makinesiyle buralardan zımbaladım. Arkadaşlar ayaklarını yaptım şöyle. Burası 5 santim. 5'er santim 4 tane ayak yaptım. Bu şekilde vidaladım. Şöyle kollar yaptım. Bunları da buraya vidaladım. Şurası yanlış hatırlamıyorsam 10 santimdi şu kısım. Şuralar gene 3 santim olması lazım. Buraya arkadaşlar güzel bir minder tarzında bir şey yapacağım. Öyle düşünüyorum. İki tarafa da kemik şeklinde yastık yapacağım ve buraya bağlanabilen ya da cırtlanabilen şekilde yapacağım şu kollara. Şuraya köpeklerimin ismini yazmayı düşünüyorum. Yani şuraya ve şuraya. Boyadıktan sonra üstüne lehim makinesiyle yazmayı düşünüyorum ya da öncesinde yazıp sonra üstüne boyamayı düşünüyorum. Bu şekilde bir köpek yatağı yapmayı planladım. Umarım güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz sonuçlarını. Şu an beyaza boyamaya başlamıştım ben arkadaşlar. Şöyle. Hatta yarısını boyadım. Ama yani elimizde olan malzemelerden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onları dönüştürmeye çalışıyorum. Onlarla evimizdeki petlere yani köpeğimize, kedimize bir şeyler yapmayı çalışıyorum arkadaşlar. Hani dediğim gibi bunlar beyaz eşya kolisinin içinde bulunan beyaz eşya işte çamaşır makinesine falan zarar gelmesin diye içinde bulunan tahtalar, ahşaplar arkadaşlar. Etrafında köpüğün, yani köpüğün üst tarafında etrafında oluyor bunlar. Gayet de düzenli güzeldi. Aslında bir zımpara yaparak güzelce düzeltilebilir. Ama ben de olmadığı için yapmadım. Şu zaten evde olan tasma videolarında gördüğünüz kordonlar arkadaşlar. Şu alt kısma yani buraya yaptığımız minderi aşağıya düşmemesi açısından yaptığım bir şey. Onun dışında vidalar zaten evde oluyor. O şekilde. Kumaşlar zaten var. Köpek kıyafetleri dikiyoruz biliyorsunuz. Kıyafeti tasması falan yapıyorum. Onlardan kalan o kumaşlar zaten artık kumaşlar, hani artık dediğim artık giyilmeyen kotlar ya da artık giyilmeyen eşofmanlar ya da işte BİM'den ya da herhangi bir yerden ucuza bulduğumuz bebek zıbınları arkadaşlar. O şekilde hani çok fazla para harcamadan evimizde bulunan dostlarımıza güzel kıyafetler, tasmalar ve yataklar ya da benzeri şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde yatağımız devam edecek. Buralarda boyayacağız. Şuraya dediğim gibi minder yapacağım. Yani nasıl bir minder olacağını daha tam karar veremedim. Ama aşama aşama size bunları çekeceğim ve göreceksiniz siz de. Evet arkadaşlar şimdi şu alt kısmı yani köpeğin ya da kedinizin yatacağı kısmı ölçtüm ben. Şurası 57 santim, şurası 22 santim oluyor. Buna göre bir kumaş kesip içine elyafla doldurup pofuduk bir alt kısım elde edeceğiz. Şuraya sırt bölümüne ince elyaf dolgulu bir şey yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar ben kumaşı şöyle ölçtüm. Şurası 57 santim. Burası 22 santim. Bu şekilde keseceğim. Şurayı dikeceğim. Şuradan da çok az bir pay bırakıp burayı dolduracağız elyafla. Bu şekilde olacak. Bakalım nasıl bir şey meydana çıkacak. Şimdi bu şekilde şeritler çıkardım. Alt kumaşı da kestik. İki parça. Bu iki parçayı birleştireceğiz. Arasına elyaf dolduracağız.
Gerekli görsek de şöyle düğmeyi yapabilirim iki tane, hani çok bombeli olmaması için. Şimdi dikişe geçelim. Bu şekilde dört kenarını dikiyoruz arkadaşlar. Bunlar araya parça. Araya 2 santimlik bir parça dikiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi alt kısmını diktim. Şu şekilde dikili. Bunun için dolduracağız. Şu an ters tarafı tabii içi, yani şu an. Bunun için dolduracağız. Şuradan bir boşluk bıraktım. Buradan elyafı doldurulacak. Tabii ters çevirdikten sonra. İçinde şu kısımlardan şeritler bıraktım. Dediğim gibi o tahta kısma birleştirmek için. Bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. İçine elyaf dolduracağız. Bu şekilde kalsın arkadaşlar. Elyafımızı sonra dolduralım. Şimdi arka kısmı, yani sırt kısmı için bir şeyler yapalım. O zaman bundan 2 tane 17'ye 10 keseceğiz. Yani o yan kısımlar için yastık yapacağız arkadaşlar. O da şöyle olacak. Yani şurası şuraya falan gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar şöyle olması gerekiyor. Burası da zaten şurada bir yerlerde olması gerekiyormuş arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Yani şöyle olacak. Şurası yastık olacak ama onu da ben şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle kemik şekli vermek istiyorum. Şöyle aldım orayı. Şöyle bir kemik şekli oldu. Bunları iki tane yapacağız. Çünkü iki kolumuz var. Onu da şöyle yapabiliriz. Bu şekilde iki tane yastığımız olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Şunu birazcık inceltmem gerekiyor. Bu arada arkadaşlar istediğiniz bir yapmamı istediğiniz bir video varsa onunla ilgili bana yorumlar kısmına yorum yazabilirsiniz. Bir izleyicimiz zımbalı bir tasma yapmamı istemişti. Onunla ilgili malzemeleri sipariş verdim arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim, Türkiye'de çok bulmak zor. Yurt dışından sipariş verdim zımbaları. Dikenli yapamayacağım ama zımbalı bir tasma yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. O konuda malzemeleri sipariş ettim dediğim gibi. Elime ulaşır ulaşmaz güzel bir tasma yapımı videosu çekeceğim.
Onun dışında bir kışlık mont yapmamı isteyen bir izleyicim arkadaşım vardı. Onu daha en kısa zamanda Pati dostlarımıza güzel bir mont, kışlık bir mont yapımı yapacağız. Videosu göstereceğim, yapacağım. Onun dışında polardan bir köpek kıyafeti yapımı göstereceğim. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yan yastıkları da yaptık. Arka kısmı yapmak için bize bir kumaş lazım. O da şu olsun. Arkadaşlar renkler birbirine yakın olsun diye uğraşıyorum. Şöyle bir kot parçamız vardı. Onu değerlendirebiliriz. Aslında hemen ölçümüzü alalım. 65'e 15 santim olacakmış. 15 burası, tamam. 65 de burası. Tamamdır arkadaşlar. Yani bu da sırt bölgesinin kumaşı olacak. Evet arkadaşlar, şimdi yastıkları falan doldurdum ben. Bunların buralarına çıt çıt yapacağım. Hem açılmaması için şöyle çıt çıt pensem var. Ve şöyle çıtlarım var. Bunlardan takacağım. Kenarları kolaylıkla çıkarıp takabilmek açısından. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Diğer kısımları da göstereyim ben size hemen. Bu şekilde alt kısımlara şöyle düğmeler, üst kısma da şöyle düğmeler diktim. Daha henüz bitmedi tabi, devam ediyorum. Buraya da aynı şekilde iki yani 4 tane daha diktikten sonra alt kısımda tamam olacak. Üst kısımda sonra bağlantı yerlerini yapacağız. Yastıkları da koyup son halini size göstereceğim arkadaşlar. Son hali kısmen bu, daha düzenlemeler yapacağım tabi ama son hali, son şekli bu arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Ayak kısımlarını boyayacağım. Şuraları tekrar şuradan da ona benzer bir şeyler yapacağım. Şu kısmı şuradan güzel bir kurdele yapacağım. Buradan tutturacağım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şuraya isterseniz güzel bir şey yapabilirsiniz ama ben böyle birazcık daha doğal kalması açısından bu şekilde yapmayı düşündüm. Arkadaşlar köpeğimiz de görüyorsunuz böyle sığdı. Bu şekilde. Koltuğumuz hazır. Umarım beğenirsiniz. Umarım size fikir olur. Size de bu tip çalışmalarınızda yardımcı olur umarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum, iyi ya da kötü. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, patili kalın.